Şu anda insanlar robotik cerrahide ameliyatın robotun yaptığını düşünüyorlardır. Hı. Böyle bir şey yok. Hı hı. Robot bizim el bileğimizi taklit eden, kolları kullanan bir robot. Hı hı. Ama o kolları kullanan yine hekim. Hı hı. Ama hastanın üzerinde değil, hastanın dışındaki, hı hı, bir konsoldan ameliyatı yapıyor. Yine ellerini kullanarak, hı hı, el bileğini taklit eden kolları hareket ettiriyor. Aynı zamanda yine ayak hareketleriyle de robotun farklı fonksiyonlarını kullanıyor. Buradaki amaç nedir robottaki? Şu an ekranda da, değil mi hocam? Evet, orada görüyorsunuz. Görüyoruz aslında. Tabii bir yandan da herhalde prostatit, evet, tedavisine ilişkin görüntüler geliyor. Robot nereden çıkıyor? Aslında açık ameliyatın daha iyi hale getirmek, açık ameliyat sonrasında minimal invaziv cerrahi adını verdiğimiz laparoskopik ameliyatlardaki bir takım kısıtlılıkları ortadan kaldırmak üzere devreye girmiş bir ameliyat. Ve artık etkinliği tartışılmaz. Bu bizlerin de referans olarak kabul ettiği yayınlar tarafından sonuçlarının diğer yöntemlere göre daha üstün olduğu gösterilmiş bir yöntem. Şöyle özetleyeyim. Hekim bir konsolda çalışıyor. Hasta başında robotun kolları var. O kolları yönetiyor. Hı. Ayrıca bir görüntü kulesi var. Oradan da diğer yardımcı insanlar ve ameliyatta kullanılan cihazlar orada oluyor. Hı hı. En büyük katkısı bize el bileğimizin hareket kabiliyetini artırıyor. Hı hı hı. Diğer minimal invaziv cerrahiden farkı 3 boyutlu ve 16 kata kadar artırılmış bir büyük görüntü var. Hmm. Robotun kolları normal cerrahın parmaklarından daha küçük. Hmm. Ve giremediği yerlerde daha rahat girip daha şu kolları iyi bir, mı hocam robotun? Evet, ekranda robotun kolları, evet, onlar çok küçük ve kibar uçlardır onlar. Bizim parmağımızın giremediği, hmm, veya kör bazen çalıştığı yerlerde görerek çok daha rahat hekime diseksiyon sağlıyor. Şimdi şunu vurgulamak lazım. Örneğin prostat. Evet. Yani zor bir noktada. Değil mi? Çok milimetrik kesilerle, şimdi, manevralarla yapılması lazım bu operasyonların. Bu kabiliyet robotta var. Tabii ki. Koordinatları yani mı veriyorsunuz hocam? Peki şimdi vermiyoruz. Onu, hayır. Biz, ha, yani onu burada soralım. Hekimin yeteneği, hekimin tecrübesi burada tabii ki çok, hı, önemli. Yani ameliyatın nerede nasıl yapılacağını, dokuyu tanıması çok önemli. Hı. Prostat kanserini bugün konuşuyor olacaklar. Prostat kanserinde bizim 3 tane amacımız var. Hı. Bir, geride kanserli doku bırakmamak. Hı hı. İki, hastanın kontinansını yani idrar tutma yeteneğinin kaybetmemesini sağlamak. Hı hı. Üç, cinsel hayatının da ameliyat sonrasında uygun hastalarda aktif etkilenmemesi. Hı hı. Evet. Bu robotla çok daha kolay hale gelebiliyor. Çünkü diseksiyon çok daha rahat, dokuları çok daha rahat görebiliyorsunuz. Peki hocam, şimdi robotik cerrahiyi neden hasta tercih eder diye sorduğumuzda prostat kanseri özelinde bunu söyledik. Evet. Değil mi? Evet. 3 madde saydık. Hı hı. Lakin birçok hastalık açısından da, tedavisi açısından da robotik cerrahinin avantajları var, genel avantajları var. Evet. O genel avantajları sayacak olursak eğer neler? Evet, şimdi bu aslında biraz önceki söylediklerim işin temeli ama bir kere iyileşme süresinin kısalığı. Yani bir insan ameliyattan neden korkar? Bir komplikasyon gelişmesinden korkar, hı, işinden geri kalmaktan korkar, rutininden, hı, uzak kalmaktan korkar. Bütün bunlar robotta mini kesilerle yapılan bir ameliyat. Hmm. Kanama komplikasyon olarak kanama daha az. Bir, hmm, kan transfüzyonu gerektirmiyor. Ameliyat öncesi durumuna çok kısa sürede dönebiliyor. O yüzden de bunlar hastayı cezbeden şeyler. Hmm. Evet. Peki hocam şunu da soralım. Avantajları bunlar dedik. Biraz prostat kanserini konuşalım. Şimdi yayına girmeden de bir notlarıma göz attım. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamları 2030 yılında çok da parlak değil prostat kanseri, evet, ile ilgili. Evet. Mesela 1 milyon 700 bin prostat kanseri hastası olabilir diyor. 6 erkekten birinde prostat kanseri olabilir diyor. Şimdi prostat aslında bir organ beylerde.
Prostat bir bez. Evet. Prostatı olmayan bir erkek rahatlıkla yaşayabilir. Ama hı, prostatı olmayan bir erkek çocuk sahibi olamaz. Yani bir üremeye yardımcı bir bez diyebiliriz. Ama kanserin de erkeklerde, hı, en sık görüldüğü doku prostat kanseri. Hı hı. Bu arada şöyle söyleyeyim. Hı hı. Dünyada en sık görülen ilk üç kanserden birisi. Ama bizim ülkemiz bu konuda biraz daha şanslı. Öyle hani mi? En sık görülen kanser Türkiye'de bir Batı ülkelerinde veya Kuzey Avrupa ülkelerindeki gibi prostat kanseri değil. Ama bizim ülkemizde de insanların ortalama ömrü, yaşam ömrü uzadıkça, hı, hekime kolay ulaşma sağlandıkça prostat kanseri sayısı gerçekten hızla artıyor. Biz ürologların neredeyse en çok uğraştığı hastalık prostat kanseri. Prostat kanseri de kanserler içerisinde en sık diyebiliriz. Bu en azından benim için öyle ama biliyorum ki herkes için öyle. Bu korkulacak bir kanser olmadığını da söyleyebilirim. Çünkü erken tanı çok önemli. Erken tanı çok önemli. Burada. Hatta geç kalındığında bile birçok kansere göre ortalama ömrü, yaşam süresinin uzun olduğu bir kanser.